En az Superman kadar güçlü bir karakter. Eğer ki ahlaki açıdan daha belirsiz olsaydı ne olurdu? İşte Invincible çizgi romanları ve Amazon Prime'de yayınlanan animasyon dizisi temelde kendine bu soruyu soruyor. Herkese selam. Hazır ikinci sezonunu bitirmişken dedim ki gelip Invincible konuşalım. Ama onun öncesinde ikinci sezona geçmeden eğer diziyi daha önce hiç izlemediyseniz, daha önce hiç duymadıysanız ya da böyle görüp ya aman neymiş bu deyip geçtiyseniz diye size diziyi pazarlamaya geldim. Çünkü dizinin geneliyle ikinci sezonu hakkında söyleyeceklerim şeyler arasında uçurum var. Dolayısıyla önce biraz diziyi övelim. Dizi genel hatlarıyla, daha doğrusu ilk sezonunda süper kahraman olan babası Omni-Man'i ideal olarak gören Mark Grayson'ın babasının kanatları altında suçla savaşarak kahraman olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışırken ailesinin karanlık sırlarının ortaya çıkmasıyla birlikte hayatının nasıl değiştiğini ve kendine nasıl bir yol çizmeye çalıştığını izliyoruz. Şimdi kafanızda tam oturtabilmeniz için Omni-Man karakteriyle Superman benzetmesi yapacağım ki çok benziyorlar gerçekten belli bir noktada. İkisi de farklı gezegenlerden dünyaya gelen süper kahramanlar. Invincible dizisinde de biz Omni-Man'in Viltrumine adı verilen bir gezegenden geldiğini öğreniyoruz. Kendisi uzun yıllardır dünyanın koruyuculuğunu yapmış. Bunu yaparken de tıpkı Justice League gibi bir ekipte bulunmuş bir karakter. Tabii ki bu kadar uzun yıllar dünyada yaşadığı için bir kadınla tanışıyor, Debbie ismi. Ve bir oğulları oluyor. O da bizim ana karakterimiz Mark Grayson. Dizinin ilk sezonu 2021 yılında çıktı ve çıktıktan hemen sonra da ikinci ve üçüncü sezon onayları aldı. Yani bu kadar iyi bir dizi. Dizinin animasyon kalitesi, hikayesi, senaryosu, müziklerin kullanımı inanılmaz iyi. Karakter dinamikleri çok çok başarılı. Ayrıca şöyle tatlı bir şey de var. Invincible dizisinde gördüğümüz Atom Eve isimli bir karakter var ki kendisine bayılıyorum. Benim kesinlikle favori karakterim. İlk sezon bittikten sonra ona böyle küçük bir yan dizi yaptılar. Onun hikayesini anlatan, onun maceralarını anlatan. Dolayısıyla elinizde zengin bir içerik de bulunuyor. Yani eğer hala Invincible izlemediyseniz koşun bakın derim. Tamam, eğer dizi izlemeyenler dizi izlemeye gittiyse gelin artık spoilerlı bir şekilde ikinci sezondan bahsedelim. Çünkü söyleyecek maalesef ki çok şeyim var. Geçtiğimiz sezon finali benim ağzımı açık bırakmıştı. İnanılmaz bir bölümdü sezon finali. Sezonun geneli zaten çok güzeldi ama o sezon finali inanılmaz bir noktaydı. Ben zaten ikinci sezon gelirken de onun üstüne çıkamayacaklarını en azından ikinci sezonun başında biliyordum. Ama ikinci sezonun bu kadar beni hayal kırıklığına uğratacağını hiç düşünmemiştim. Hatırlarsanız ilk sezonun finalinde Omni-Man Viltrumite'dan dünyayı korumak için değil de fethetmek üzere geldiğini itiraf etmiş ve Mark'la çok fena kapışmışlardı. Hatta bu doğru olmadı. Mark'ı çok fena dövmüştü. En sonunda da oğlunu öldüremeyeceğini anladığında dünyadan kaçmıştı ve biz ikinci sezonun ilk bölümünden itibaren Omni-Man gittikten sonra dünyada neler değişmiş, Mark ve Debbie nasıl hayatını yaşıyor biraz bunu görüyoruz. Wrong choice, asshole. Omni-Man'in dünyadan gitmiş olması sadece Mark ve Debbie'nin hayatını değil aslında dünyanın kaderini de biraz değiştiriyor. Çünkü her ne kadar fethetmeye gelmiş biri de olsa uzun yıllar dünyayı korumuş bu kadar güçlü bir kahraman dünyadan gittiğinde ortaya farklı kötü adamlar çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla dizi biraz hem Mark tarafında hem de Cecil'ların tarafında ilerliyor. Yani Cecil'lar Omni-Man gibi tehditlere ya da diğer tehditlere karşı muhafız ekibi, koruyucu ekibi kurmaya çalışırken Mark da biraz kendi hayatını toparlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi süper kahraman olurken bir yandan da üniversite okumaya çalışan bir genç haline geliyor. Ve biz maalesef ki bu sırada Mark'ın Amber'la olan ilişkisini de görüyoruz. Ben Amber karakterinden hiç hoşlanmıyorum. Hadi ilk sezon bir şeyler yaşadılar, okey hiç sıkıntı değil ama ikinci sezonda bu kadar süründürmeye hiç gerek yoktu bu iki karakter için. Bir de maalesef ki bu sezon ilk sezonun altında kalıyor. O da yetmezmiş gibi bölümler çok da bence akıcı değildi. Yani bazı olaylar sırf sanki bölümler doldurulmuş olsun diye konulmuş. Birazdan detaylı konuşuruz ama bu işte çoklu evren adam, işte Duplicate ile Immortan'ın ilişkisi, Rudy ve onun canavar kızla olan ilişkisi. Donald'ın kısımları güzeldi ama onlar da tam işlenemiyor. Sanki böyle sezonu sıkıştırılmış gibi hissettirdi bana. Bu sezon benim en sevmediğim şeylerden biri dizinin bize sahte ölümler vermiş olması. Yani biz izleyici olarak o karakterlerin ölmediğini biliyoruz. Ama dizi inatla sanki onu öldürmüş gibi bizlere veriyor ve bir sonraki bölümde aa bakın öldürmedik diye karşımızı çıkartıyor. Bu bahsettiğim karakterler elbette ki Rex ile Duplicate. Yani Rex özellikle kafasında kurşun yedi herif hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. İşte sadece gözü kızarmış. Ya hiçbir hasar bırakmadı mı beynine yediği kurşun? Ya da aynı şekilde Duplicate. Ya ölseydi bizim için bence daha iyiydi. Invincible'ın hikayesi için de daha iyi olabilirdi. Ama yok. İlla ona bir hikaye yazacaklar. İşte bir cenaze sahnesi yapacaklar. Sonra Immortal'la bizim sadece cinsellik üzerine kurulduğunu düşündüğümüz bir ilişkinin inanılmaz bir büyük aşka evrildiğini anlatmaya çalıştılar. İşte Immortal emekliye ayrıldığı Duplicate'in ölümünü kaldıramadığı için. Sonrasında Duplicate'in ölmesi
görmediğini öğrendik. Bence hiç gerek yoktu bu sahnelere. Eğer bu sahneleri bize verecekseniz sezonun başında biraz temel yapmanız gerekiyor. Bu temellerin hiçbirini yapmadan Duplicate'in hikayesini biraz Immortal'a birleştirip vermeye çalıştılar. Ben hiç yemedim açıkçası. Hatta hiç de hoşlanmadım o sahnelerden. Keşke daha kısa olsalardı. Tüm bunların yanında bir de bana bu sezon Mark o kadar güçsüz geldi ki. Mark gibi bir karakterden bahsediyoruz. Aslında neler yapabileceğini az çok biliyoruz. Babasını gördük neler yapabildiğini. Ama bu sezon sanki diğer tüm süper kahramanlar en az Mark kadar güçlüymüş gibi hissettirdi. Çünkü Mark adam akıllı sahne yazmamışlar. Araya o kadar şey dolduruyorlar ki hiçbiri de bence seyir keyfi vermiyordu. Sezon içerisinde evet de zevk aldığım sahneler vardı. Bence hala izlemeye değer bir dizi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama örneğin bu sezonun kötü adamı. Bana hiç bu sezonun ana kötü adamı gibi hissettirmedi ki. Bu multiverse yani çoklu evrenler adam. İsmi de Angstrom Levy olması lazım. Ya onu biz sezonun ilk başında gördük bir iki bölümde. İşte Mark'la nasıl bir araya geldiler? Neden Mark'a düşman oldu? Bunu verdiler. Sonra bir anda karakter yok oldu. Ve son bölümde geldi. Arada işte sadece yanlış hatırlamıyorsam bir iki kere Mark'ı öldürmeyi kafaya koyduğunu, işte Mark'ı öldürmek için neler yapmak istediğini vesaire göstermişlerdi. O da çok azdı. Onun dışında biz bir daha o adamı son bölüme kadar görmedik. Bu sezonun biraz temelini aldığı konu aslında Mark'ın babasına benzemek istememesiydi. İşte son bölümde o multiverse adamı öldürdükten sonra vahşice girdiği psikolojiyi az çok gördük. Ama bence doğru işleyemediler bunu. Yani şöyle doğru işleyemediler. O son bölümdeki girdiği psikolojiyi evet bir noktada oturtabiliyorum. Ama keşke bunu sezonun geri kalanında işte ara ara önümüze atarak böyle iç diyaloglarla, küçük sahnelerle keşke verselerdi. Mark'ın bundan aslında çok korktuğunu, onun gibi olmak istemediğini keşke böyle ara ara önümüze atsalardı ki o son bölümde yaşanan olay bizi daha çok etkileseydi. Ben Mark'ı çok sevmeme rağmen o son bölümde girdiği psikolojiyle tam bir empati kuramadım. Çünkü sanki bir anda olmuş gibi hissettirdi bana. Sanki hiç bunu düşünmüyordu ve bir anda onu hissetmeye başladı gibi hissettirdi. Dolayısıyla o geçiş bende tam oturmadı. Zaten bu multiverse çoklu evren olayıyla ilgili de sıkıntım var. Son bölümde yine bu Doctor Strange Multiverse of Madness filmindeki gibi böyle bir sekans yapmışlar ve Mark sürekli çoklu evrenler arası gezip duruyordu. İşte arada bir Batman'in şeyini gösterdiler. Agent Spider diye Spider-Man göstermeye çalıştılar ama muhtemelen haklarını alamadıkları için tam olarak Spider-Man de görmedik. İşte zaten Batman'i de tam görmedik. Sadece böyle ucundan pelerini sallanıyordu. Bu arada bence fena değildi o sahnelerdi. Yani madem çoklu evren olayını getirtip böyle uğraştıracaksınız bizi ya 2-3 bölüme yayın bunu ki bizim ana kötümüz eğer çoklu evrenler adamsa bunu böyle 2-3 bölüme yaymak daha doğru olurdu. İşte bir bölüm tüm bu sekansları verirken diğer bölüm boss fight'a atsalardı. Ama hepsini bir bölüme sıkıştırmayı tercih etmişler. Benim bu sezon en keyif aldığım karakter Alan karakteriydi. İnanılmaz komik bir karakter. Keşke daha fazla görseydik. Çok seviyorum onu. Muhtemelen bir sonraki sezon daha çok göreceğiz. Özellikle bu sezon finalinde Omni-Man'le bir araya geldikten sonra 3. sezonda muhtemelen daha çok karşımıza çıkacaktır. Onu izlemek için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü çok seviyorum karakteri. Onun yanında bu sezon diziye giren Shape Smith karakterini de ben beğendim. Mesela onu doğru kullandılar. Doğru yerlerde kullandılar. Ne çok gösterdiler ne az gösterdiler. Böyle onun ayarını çok güzel tutturmuşlardı bence. Benim bu sezon en çok hoşuma giden sahnelerden biri Donald'ın sahneleri. Yani onun hikayesiydi. Onun bu kendi içerisine girdiği bunalım. Ya aslında ben kendim değilmişim ama ben istemişim bunu diye bir şeyleri keşfetmesi güzeldi. Keşke daha çok görseydik ama 3. sezona güzel bir temel oluşturduklarını düşünüyorum. Bakalım Donald bu konuyla ilgili neler yapacak? Bu bunalımdan nasıl çıkacak? Biraz sezon finalinde çıkıyor gibi oldu bu. Mark'ın yakın arkadaşı olan William'ın sevgilisiyle de bağladılar Donald'ın hikayesini. Biraz oradan böyle kendiyle barışmış gibi oldu. Bakalım 3. sezonda neler yapacak. Gelelim bu sezonun bombasına. Benim hiç hoşlanmadığım bir detay ama duyduğuma göre ileride bu karakter çok önemli bir yere sahip olacakmış. Maalesef ki izleyeceğiz. Bahsettiğim karakter Mark'ın böcekten doğan üvey kardeşi Oliver. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 4. bölümde Omni-Man'i tekrardan gördüğümüzde ve onun böcekten çocuk yaptığını gördüğümüzde ve bu çocuğun Thanos gibi mor olduğunu gördüğümüzde ben dedim ki lütfen bu karakteri kullanmayın. Lütfen Oliver'ı kullanmayın. Lütfen Mark'la bir bağ oluşturmayın. Ama senaristler maalesef ki bu çığlıklarımı duymadı ve Mark bayağı Oliver'ı çok sahiplendi. Kardeşim de kardeşim diye ölmeye başladı. İşte dünyaya getirdi. O da yetmedi. Annesi Debbie çocuğu Mark'ın kardeşi ve Omni-Man'in çocuğu diye sahiplendi. Ben ne mantık olarak ne de duygusal olarak bunu asla konduramıyorum. Yani ben böyle bir şey asla kabul etmezdim. Senin kocan seni işte sevmediğini bunca şeyin aslında sadece dünyayı fethetmek üzere yaptığını açıkladıktan sonra gidip bir başka gezegende böcekten çocuk yapmış. Ve sen o çocuğu sırf Mark'ın kardeşi diye sahipleniyorsun. Asla kabullenmiyorum bu durumu. Oliver'dan hiç hoşlanmadım. Umarım bu sözlerin bana yedirtiler ve Oliver'ı çok severim ileride. Gerçekten bunu istiyorum ama şu anda hiç hoşlanmadığım bir karakter. Ya kafamda asla oturmuyor çocuğun böcekten
doğmuş olması. Omni-Man'in böyle bir şey yapmış olması. Asla kabul edebileceğim bir şey değil. Ama bakalım, önemli bir karaktermiş bizim için. Neler yapacak ileride. Zaten hızlı büyüyormuş çocuk genetik olarak. Göreceğiz. Ama bu sezon Oliver'dan daha kötü bir şey varsa o da Mark'la Amber'dı. Onların sahnelerinde hayatımda hiç bu kadar sıkılmamıştım. Amber'dan zaten hoşlanmıyorum ama artık Mark'la o sürekli yürütmeye çalıştıkları zoraki ilişki beni o kadar sıktı ki. Ya bir de Mark'ın Eve'li olmasını çok istiyorum. Eve'i çok seviyorum. Bir de Mark'la Amber'ın arasındaki ilişkinin sıkıntısı şuydu sorunları. İşte Mark'ın süper kahraman oluyor oluşu, normal bir hayat süremiyor oluşu, Amber'ın bu yüzden Mark'a trip atıyor oluşu ve sürekli bunun üzerinden dönen bir tartışma silsilesi. Yani senin çıktığın insan, senin sevgilin süper kahraman ve senin bunun bilincinde olman gerekiyor. Bunu sürekli kavga haline getirmeye, problem haline getirmeye hiç gerek yok. Eğer bunu sorun haline getiriyorsan sürekli, zaten bu ilişkinin devam etmesine gerek yok. Yine de bu kadar ittirmeye çalışmaları beni çok yordu. Neyse ki sezonun sonunda böyle bir vedalaşma gördük onların arasında. O kadar mutluyum ki, o kadar heyecanlıyım ki 3. sezon için. Umarım Amber bir daha araya falan girmez. Hiç böyle aşk üçgeni yapmaya da gerek yok. Lütfen bununla da uğraşmayalım. Tertemiz Amber hazır ayrılmışken Mark'tan. Gitsin üniversite hayatını yaşasın. Yeni sevgililer yapsın. Gerçekten onun adına çok mutlu olurum ama artık lütfen Mark'la bir ilişkisi olmasın. Biz Invincible'ın özellikle bu aradan sonra gelen 4 bölümünü Discord'da beraber izledik. Ve yanlış hatırlamıyorsam 7. bölümde olması lazım. Viltrumite'dan başka bir kadın karakter giriyordu ki kendisi inanılmaz bir karakter. Bayıldım. Mark'a o da patak. Zaten bu sezon gelen giden Mark'a patakladı. O da patakladı. Onun sahneleri güzeldi. Umarım 3. sezon onu daha fazla görürüz. Onun geldiği sahne böyle eli Amber'ın boynundaydı ve biz Discord'da şey diyoruz. Lütfen boynunu kır, öldür. Amber'la burada vedalaşalım. Hem ölüp giderse eğer Amber, Mark'ın hayatından %100 şekilde çıkmış olacak. Hani hiçbir geri dönüşü de yok. Tertemiz yol açılmış oluyordu ama maalesef ki Amber'ı öldürmedi. Onun yerine Mark'ı güzel patakladı. Olsun, sonuçta ayrıldılar. Sonuçta artık Eve'le yolları açıldı. Ben buna seviniyorum. Mark'tan bağımsız Eve'i çok seviyorum. Bence Invincible'daki en iyi karakterlerden biri. Hatta benim için en iyisi. Onun o yan dizisi geldiğinde, spin-off'u geldiğinde ben bayılarak izlerim. Ki bence Invincible'ın ikinci sezonundan çok daha başarılı bir yapımı o. Ona kesin kesinlikle bakın eğer bakmadıysanız. Çok keyifliydi. Keşke şu an ikinci sezon bitmişken yine böyle araya Atom Eve atsalar. Yine çok keyifle izlerim. Muhtemelen yine ikinci sezondan çok daha iyi bir şey olur. Ama bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz 15 Nisan günü Invincible 4. ve 5. sezon onaylarını aldı. 2. ve 3. sezon onayını dediğim gibi ilk sezon çıktıktan sonra 2021'de almıştı. Şimdi 4 ve 5. sezon onayı da geldi. Umarım hızlı bir şekilde diziyi yaparlar da yayınlarlar. Zaten ben bir şey olayını hiç anlamadım. Aralıkta bir ara verdiler. 3 ay boyunca bölüm gelmedi ve sonra kalan 4 bölümü verdiler. Sezon zaten toplamda 8 bölüm. Bence hiç böyle bir araya gerek yoktu. Hadi verdiniz arayı. 3 aylık bir araya hiç gerek yoktu. Umarım diğer sezonlarda böyle bir formül uygulamazlar. Hatta bana kalırsa keşke bu sezon haftalık değil de böyle direkt yayınlansaydı. Hiç de gerek yokmuş haftalık yayınlanmaya. Onun dışında Mark ve Amber ilişkisi o kadar kötüydü ki araya Rudy ile canavar kızın ilişkisini serpiştirmişler. Ben Rudy'yi tamamıyla robot olduğu dönem daha çok seviyordum. Sırf canavar kız, ki kızın adını da unuttum. O yüzden muhtemelen canavar kız demeye devam edeceğim. Sırf canavar kız Rex'en bir dönem hoşlandı diye onun birebir aynısı olması çocukluğunu falan, böyle komik şeylerdi bunlar. Beni rahatsız etmiyorlar. Çok böyle bağlandığım karakterler değiller. Bu arada onların ilişkisi Mark ve Amber'dan daha iyiydi. Ona hiçbir şey diyemeyeceğim. İşte en son oturdular, konuştular, problemlerini çözdüler. İkinci bir date'e çıkmaya falan karar verdiler. Onlarınki iyi gidiyor yani. Mark ve Amber'dan çok çok daha iyi. Bakalım 3. sezonda ne olacak? En son Ellen Omni-Man'i buldu. Sırf onu bulmak için de yakalandı bilerek. Bu bizim Viltrumite'lı ablaya. Şimdi hem oradan bir hikaye izleyeceğiz hem de Mark iyice kafayı kırdı işte. Babam gibi olmak istemiyorum ama en son böyle bir şey yaptım. Birini vahşice işte duygularımı kontrol edemediğim için öldürdüm psikolojisine girdi. Küçükten böyle Eve'le de yolunu yaptılar. En son işte o köprünün orada konuştular. Mark tam sana bir şey söyleyeceğim dedi, sonra vazgeçti. Umarım Mark ve Eve konusunda da bizi çok süründürmezler. Ya, o kadar Amber ve Mark izlettiniz. Güzel şeyler yazın lütfen. Teşekkür ederim. Ama içim şeyden rahat. Çizgi romanlarda ikisinin ilişkisinin, işte Mark'ın nereye vardığını bildiğim için diyorum ki tamam. Ben beklemeye razıyım. Sadece lütfen araya Amber koymayın. Bu sezon yine Rex'i çok gördük. İşte dediğim gibi kafasında kurşun yedi herif, ölmedi. Muhtemelen üçüncü... Onunla ilgili mesela çizgi romanlarda ne oluyor hiç bilmiyorum. Eğer daha farklı bir yere evriliyorsa güçleri ya da işte bundan sonra hikayede çok önemli bir yer kaplıyorsa ben varım. Rex'ten her ne kadar hoşlanmasam da yani bu sezon sonunda böyle çok da sinir etmedi beni. Sadece o kafasını kurşun yedikten sonra nasıl hayatta kaldı olayı hala benim için soru işareti. Belki 3. veya 4. sezonda bununla ilgili bir şeyler öğrenir, işte Rex nasıl ölmedi tarzında bir şey yapılabilir ya da bunu belki hiç önemsemezler, bilmiyorum. Umarım onu sırf Mark'la Eve'in ilişkisini geciktirmek için, işte Mark'la Eve'e böyle kıskançlık sahneleri yazmak için kullanmazlar. Öyle bir şey olursa iyice tadım kaçacak. O yüzden lütfen yapmayın.
Ama yine de bu işte kurşun yedi ve nasıl ölmedi olayına eğer açıklık getirirlerse benim için onun açısından daha iyi olur, onun hikayesi için. Tabii tüm bunlara rağmen bence dizi hala çok başarılı. Animasyon kalitesi dediğim gibi hiç çizgisini bozmadan inanılmaz bir kaliteyle ilerliyor. Dövüş sahneleri çok iyi. Bir animasyona göre bence dövüş sahneleri gerçekten çok iyi. Keşke böyle düzgün karakterlerle ya da düzgün bir hikaye oturtup yapsalar bunları. İşte bu Multiverse adam gibi mesela onunla olan sahneler işte sinematik açıdan ya da animasyon olarak kötü mü? Değil. Ama biz ana kötümüzü o kadar ana görmediğimiz için, o kadar verilmediği için o dövüş sahneleri de bir noktada güzel olsa da bize yeterli gelmiyor. O tatmin duygusunu yaratmıyor. Mesela ilk sezonda o Omni-Man'le Mark'ın dövüş sahneleri her sahnesini ağzım açık izledim. Ve kalbim sürekli küt küt atıyordu. Heyecandan bayılmak üzereydim yani. Umarım 3. ve 4. hatta 5. sezonlarda böyle art arta gider bu konu. Bu sezon bayağı ara sezon gibiydi. Sezonun bölümleri neredeyse tamamı ara sezon gibi hissettirdi. Çoğu şeyin temelini attılar. İlk sezonda yaşanan ve ilk sezonun bıraktığı yıkımı biraz toparlayıp yol yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla ara sezon olarak bakarsak bence kötü değildi. Ki bakmazsak da bence genel hatlarıyla kötü bir sezon değil. Ama hikaye anlamında bayağı zayıf bir sezon diyebilirim. Bu yeni kattıkları karakterleri, konuyu getirdikleri yerleri düzgün ilerletirlerse bence dizinin kalan sezonları bizi daha çok tatmin edecektir diye tahmin ediyorum. Sizler sezonu izlediniz mi? Invincible'ı izlemiş miydiniz daha önce? Nasıl buldunuz? Hepsini yorumlarda konuşalım. Hatta dilerseniz Discord sunucusuna gelip orada da konuşabiliriz. Ki orada dizi filmler de izliyoruz birlikte toplanıp. Aşağıda linki var. Haberiniz olsun. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.